Herkese merhaba arkadaşlar Didim Akköy'deyiz denize sıfır sayılabilecek harika bir villa tanıtmaya geldim size havuzlu site içerisinde sadece önümüzde bir yol var yoldan sonra sahil kısmı başlıyor sitenin peyzajı çok güzel harika bir villa drone görüntülerini de izleyeceksiniz gördüğünüz gibi geniş bir e, peyzaj anlamında harika bir bahçe alanı var. Arka tarafta da zaten müstakil girişli. Bütün villalar müstakil girişli. Ortak kullanım bir havuzu var. Havuz da şu an dolduruluyor. Temizlendikten sonra girilebilir içerisine. Şu villaya bakacağız. Buradan bile denizi görebiliyoruz. Birazdan bir evin etrafında gezeceğiz. Yer çok güzel. Fiyatımız ne? 3 artı 1. Eşyalı satılık 7 milyon TL. Bu sitede arkadaşlar 7 milyon 900'e de, de var. 8 milyona da 8 buçuğa da satılık var. Bence burası alınabilecek mantıklı evlerden bir tanesi. Ben sessizlik, sakinlik istiyorum diyorsanız da kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle havuz kısmını bir gösterir misin? Çok güzel bir havuzumuz var. Çok da bahçede zaman harcayamayacağız çünkü çevrede insanları da rahatsız etmek istemiyoruz. Hemen evin içerisine girelim. Zaten drone görüntülerini izleyeceksiniz. Artı balkondan anlatırız yine. Havuzu da gösteririz. Balkonlar havuza bakıyor. Denizin dibinde huzurlu bir yaşam istiyorsanız bence aradığınız yer burası arkadaşlar. Denizin dibindeyiz. Bakın denize komşuyuz arsa değeri bile çok yüksekken bu fiyatlara bence alınabilecek mantıklı evlerden bir tanesi ki fırsat niteliği taşıyor diyebilirim. Çünkü bu fiyatlara artık daire satıyorlar biliyorsunuz Altınkum'da kumda falan 12 milyon 13 milyona daire satılıyor. Ya yani öyle rakamlar var ki 2 artı bir daireler 350-400 bin eurodan başlıyor. Düşünün artık yeni projelerde özellikle. Şimdi bizim bakacağımız villa bunlar bitişik nizamlı ikiz villa diye tabir ettiğimiz villalardan ama müstakil girişli. Bahçe kapısı da müstakil. Bizim bakacağımız villa burası arkadaşlar. Yani şuradan isterse tamamen de ayırabilirsiniz bitkilerle ya da duvarla yapanlar var. Ama bence bitkiler buraya çok daha güzel yakışır. Bahçemiz hemen girer girmez bir nar ağacı göreceksiniz ki nar berekettir. Nar berekettir. Aracınızı böyle park edebiliyorsunuz. Zaten dört tarafı da yol buranın. Gayet güzel bir peyzajı var. Böyle baktığınızda da yemyeşil bir doğanın içerisinde harika bir villa sahibi olacaksınız dedik. Devam edelim şöyle bir gösterelim. Bahçe kısmını bir gösterelim mi? Şu bahçe gerçekten güzel bir bahçe. Kullanım alanı tamamen size ait şuraya kadar. Şu yürüyüş yoluna kadar olan kısım böyle tutarsak yani L şeklinde dönersek tamamen size ait. Şu bahçe kullanım alanı da size ait. Artı balkondan bahçe kısmına da zaten iniş çıkış yapabiliyorsunuz. Yine bir portakal ağacımız var, limon ağacımız var. Bahçe gerçekten güzel. Sahibi yurt dışında yaşıyor arkadaşlar. Bu yüzden öyle çok da bakımlı bir bahçeye sahip değil. Senede zaten 10-15 gün geliyor. O da satma kararı aldı. Şu ön taraftaki bahçe kısmı da bize ait. Rahatlıkla burayı da kullanabilirsiniz. Havuzu şu an doldurdukları için kullanmasınlar diye kapatmışlar. bir 15-20 santim kalmış. 20 santim sonra havuzda dolmuş olacak. Hemen ön tarafta restoran var, market var. Her şey bu bölgede mevcut. Gayet güzel değil mi? Şık, tertemiz bir ev. Ya bu fiyatlar alınabilecek evler arkadaşlar. Sonuç olarak baktığımızda piyasaya fiyatlar zaten yükseliyor. Burada biz 300 metrekare arsaları ortalama 4 milyon civarında ortalamaya vurursak satış rakamları mevcut. E maliyetler de var bunun işin içinde. Bir de salon mutfağı da geniş, tertemiz bir ev. Masrafsız bir ev sahibi olacaksınız. Güzel bir ev. Hemen şöyle bir bakalım. Gösterelim. Bence şu bahçe hobi bahçesi olarak kullanılır. Ya da şu kısım zaten bahçe kısmını karşıdaki bahçe kısmını bazıları hobi bahçesi yapmış kendilerine. Böyle bir şeyler dikmişler, ekmişler. Çok da güzel olmuş. Devam edelim içeriye girelim hemen. Güzel bir ev dedik ya. Şurası da kapatılabilir. Belki vestiyer direkt dışarıya da alınabilir. O kadar esiyor ki. Bugün rüzgar da var. Şimdi balkonun kapısını açtık. Burayı açtık. Füfür füfür esiyor. Ha böyle tam yaz havası, tam yazlığın zevki çıkarılabilecek bir döneme girmeye başladık. Son 1-2 gün böyle olacak arkadaşlar. Havalar eğer tatil planınız varsa şimdi gelin dedim. 40 derece, 42 derece sıcaklıkta gelmeyin. Şimdi gelin tatilin keyfini çıkarın. Şimdi girişte güzel bir vestiyer alanımız var. Hemen girer girmez karşıda bir banyo lavabomuz var. Sonrasında L şeklinde bir koridor. Salon mutfağa bakacağız sonra 3 tane o da gezeceğiz. Balkonlarımız da gayet geniş. Burada güzel bir Banyo lavabomuz var. Hem misafirin kullanabileceği hem de sizin rahatlıkla hareket edip kullanabileceğiniz gayet şık. Artı bir de duş alanı var. Duş burada gereksiz olmuş ama yine de olması olmamasından iyidir. Şurada bir depo alanımız var. Burayı isterse böyle ayakkabılık isterseniz çamaşır makinesi koyabilecek bir alan gibi de değerlendirebilirsiniz. Ya dışarıya doğru bir git salon mutfağı bir gösterelim. Şimdi biz burayı daha önce çekmiştik. Her yer her yerdeydi. Çok dağınıklı. Düzgün bir Görüntüde alamadığımız için demek ki satamadık. Tabii o zaman böyle bir kalabalıktı, yoğundu. Bir de fiyatlar arkadaşlar son 1-2 aydır yine çok hızlı yükseldi. Gerçekten piyasaya baktığınızda fiyatlar her gün üstüne az az koya koya yükseldiği için kimse birden farkına da varmıyor bu olayı. Yani yavaş yavaş arttırıyorlar ki maliyetler çok yüksek onu söyleyelim. Gerçekten maliyetler çok yüksek. Burada müteahhitlere hak veriyorum. Demir, beton, işçilik derken... Çok yüksek bir maliyet ortaya çıkıyor şu anda. Arsa parasını saymıyorum dahi. Bunları da bir araya getirdiklerinde tabii ki insanların da parasını korumanın e, derdinde. Yani müteahhit de şöyle düşünüyor arkadaşlar. Biraz da şöyle bakmak lazım konuya. Çok kısa vaktinizi alacağım. Şimdi müteahhitin elinde diyelim ki 10 milyon gibi bir para var. Bu parayla e, bir villa yapıyor ve bu villayı yaptıktan sonra 15 milyona satmak istiyor. Şimdi arada geçen süre bir yıllık bir süre. Bir yıl boyunca arsayı alacak, proje çizdirecek, gidecek, yapacak bir yıllık bir süre. 15 milyondan pazarlığa sunduğu bir yeri 13 milyon, 12 milyon, 14 milyon, 13 milyon, 500 bin gibi bir rakamlara veriyor. Şöyle düşünmek lazım. Bu adam 10 milyonu alsa, yılın başında faize koysa, yıl sonuna kadar zaten bu parayı rahatlıkla kazanıyor. Ama bir de farklı pencereden bakmak lazım. Çünkü müteahhit ev yaptıkça arkadaşlar mimar kazanıyor ustalar kazanıyor. İşte projeci kazanıyor. Devlete vergi gidiyor. Dönelim tekrar emlakçı kazanıyor. Evi alan kazanıyor. Herkes bir ekmek yiyor. Yani herkes parasını faize yatırırsa zaten sistem tamamen duracaktır. Bu yüzden bence yeri gelmişken faizlerde düşmeye başlamamışken ki zaten düşmeye de başlamış artık çoğu banka %40'lara kadar çekti faizi bence fırsatları değerlendirmek lazım. Güzel bir salonumuz var. Çok laf uzattım. Hızlı geçeceğiz biraz. Bazı yerleri şöyle balkon kısmını bir gösterelim. Dışarıda çok konuşamadım. Bağıramadım da böyle enerjimizi ortaya çıkaramadık. İnsanlar balkonda kahvaltı yapıyor. Rahatsız etmek istemedim. Güzel bir balkonumuz var. Masa sandalye atın burada. Akşama kadar buradasınız zaten. Çok güzel bir havuzumuz var. Şöyle havuzu bir gösterir misin? Zaten böyle bitkilerin arasından muhteşem bir görüntü ortaya çıkıyor ki evde güzel, havuz da güzel, konum da güzel. Fırsat niteliğinde bir villa dedik. Şimdi burada bir tane daha gelecek yer var. Onu da yakında e, tanıtımını yapacağız. Orası da arkadaşlar yine bir fırsat sunacağım ben size. Burası da gerçekten güzel bir rakamlar onu da söyleyelim. Gayet güzel bir. Mutfak alanımız var. Buzdolabını böyle bir dolap alanı yapmışlar, içine yerleştirmişler. Artı burada da bir balkonumuz var. O kadar büyük olmasa da yine bir balkonumuz var. Dolapların durumu gayet iyi söyleyelim. Zaten ev sahibi e, dün gitti buradan. Tertemiz şu an. Hiçbir sıkıntı, problemi yok. Gayet güzel. Hemen taşınılabilir. Belki şurada bir kapak eksik. Bak burası yapılabilir. Güzel bir ev. Güzel bir de mutfak kısmı. Gerçekten güzel. Ev güzel. Salon mutfak da çok geniş. İki tane e, üçlü koltuk, iki tane berjer de sığdırılabilir buraya ama tek koymuşlar. Artı burada küçük bir masa var. Bu masa zaten dışarıya çıkacak. Şezlonglar dışarıya çıkacak. Buraya bir yemek masası konulabilir. Şuraya bir iki tane bar sandalyesi alınabilir. Deyip hemen koşa koşa yukarıya çıkalım ki çok da zaman harcamayalım. İnsanların zamanında çalmayalım. Bizi izlerken zaman gidiyor. Hayatta en büyük, en değerli şey zaman Geldik üst kata. 3 adet odamız var. 1 adet genel kullanım banyo lavabomuz var. Hızlıca hepsine bakacağız. Şöyle bir gösterelim. Girer girmez çamaşır makinesi burada. Kapı neden tam açılmıyor derseniz arkasında bir sepet var. O yüzden açılmıyor. Burada bir jacuzzi ve üst tarafına da duşa kabin yapmışlar. Güzel olmuş. Burada ne yapacaksınız? Şu klozetleri değiştirecekseniz başka bir şey gerek yok. Belki şunu da değiştirirsiniz. Bir de kapıları yağlayacaksınız. Sesi duyuyor musun? Kapılarda yağlanması lazım. Şimdi bu odaya bakalım sonra diğer odalara gezelim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar çift kişilik bir yatak. Karşıya bir dolap komodin. Bir tane şifonyer yerleştirilmiş. Artı bir arka balkonumuz var. Şu arka balkonu bir gösterelim. Gayet güzel şık bir arka balkonumuz var. Zaten böyle de ağaç buraya kadar büyümüş. Tabi bunu bir budatmak lazım. Yoksa burada böcek olur. Şu dalları en azından kesmek lazım. Tavan yüksekliği güzel bakın, rutubet nem hiçbir yerde yok, masraf yok şu an, masrafsız bir ev. Hemen şöyle banyo lavabonun yanındaki odaya değil de biz yine ana yatak odasına bir bakalım. Sonra dışarıya çıkarız. Ee, bir balkon var burada, Bu balkona diğer odadan da çıkabiliyoruz. Çift kişilik bir yatak, iki tane komodin klimamız burada hazır. Şifon yerimiz yine burada mevcut. Bir yer değiştirelim seninle. Şu dolabı da bir gösterelim. Gayet geniş de bir dolap konulmuş buraya ki çok da güzel olmuş. İçeride de sabun var. E, koku güzel olsun diye. Eskiden böyle sabunlar vardı. Sen bilir misin? Böyle kalıp kalıp kocaman kocaman keserlerdi. E, babaannemler onu. Öyle kullanırlardı ama eskiler çok güzeldi. Geçen gün bir tane domates yedik bir yerde. Domatesin tadı inanın böyle sanki bundan 20 sene önceyi hatırlattı bana O kadar güzel bir domates Tarla domatesiydi galiba Tabi Ankara'nın da domatesi meşhur bu arada Onu da söyleyelim Ama çok güzeldi Şimdi o tadı bile özler olduk arkadaşlar O kadar böyle e, garip geldi ki o tat bana Sanki yıllardır yememişim gibi Ama gerçekten o tadı göremedik yıllardır Hala da göremiyoruz Mesela marketten aldığımız domatesi ben yemiyorum Sevmiyorum da Böyle bir garip kokusu var o tarladaki bahçedeki domatesin tadı hala bulunmuyor. Çok da domates konuşmaya gerek yok. Manzara yeterli bence, değil mi? Harika bir manzaramız var. Şöyle havuzu tekrar bir gösterir misin? Tepedeyiz biraz, e, peyzajı da bir gösterelim. Bakın burada evler bitişik nizamlı arkadaşlar. Hepsinin kendine ait bahçesi ve aralarında da mesafeler olduğu için birbirine çok yakın evler değil. Yani rahat rahat izole bir şekilde yaşayabileceğiniz bir yer. Hemen ön tarafta restoran var kahvaltıcı var. Çok da güzel kahvaltısı var. Denize sıfır. E, artı otel olarak da kullanıyorlar. Market var. Market, restoran çok yakınınızda. Geniş bir balkonunuz var. Hatta 3-4 tane balkonunuz var. Ev çok güzel. Drone görüntülerini çektik. İzleyeceksiniz. Akköy'deyiz. Burada arsa tanıtıyoruz hemen ileride. Oraya gelmeden zaten siteyi görürsünüz eğer bu yoldan geçerseniz. Yer çok güzel arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Fiyatımız 7 milyon TL. Başta söyledik mi fiyatı? Unuttum gibi geliyor ama Olmadı yazarım ben oraya. 7 milyon TL'ye satılık harika bir villa gezdik. Ve pazarlığı tabii ki mevcut. Tekliflere de açık bir teklifiniz varsa iletiriz ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu aralar çok telefon geliyor. İstanbul'daki dairelerle, arsalarla takas diye İstanbul'da kimse takasa girmiyor. Özellikle şu dönemde kimse girmiyor. Yani İstanbul'daki insanları anlayabiliyorum ben. Bir deprem korkusu var. Oradan bir şekilde buraya gelmeye çalışıyor ama buradaki insanlar İstanbul'a gitmek istemiyor arkadaşlar. Zaten oradan kaçıp gelmiş insanlar. Bu yüzden mantıklı yani bu çevrede takas teklifleri olursa her ev için değerlendirilebilir. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan isek affedin.